Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 9-15 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar güneş akrep burcunda ilerliyor ilişki evinizi aydınlatıyor. Hafta sonunda yine bu alanda güçlü bir yeni ay doğacak. Bunun öncesinde bu haftanın genelinde ay küçülen fazla. Haftaya aslan burcunda başlayacağız. Başak, terazi ve sonrasında akrep burcunda ilerleyecek. Özellikle hafta başında ailevi konular, yuvanız, eviniz, çocuklarınız, yakın çevreniz, onlarla ilgili konulara duygusal olarak daha fazla odaklanabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz ay içerisinde gündemde olan günlük hayatınızın düzenlenmesi, genel sağlık konuları, iş hayatınızdaki bazı girişimleri biraz daha toparlamanız, hafta boyunca şöyle bir gözden geçirmeniz de mümkün görünüyor. Bu hafta Merkür ayın 11'inde Akrep burcuna geçecek. Akrep burcunda Retro yaptığı için uzun süreli bir seyir izliyor bu yıl. Bir aralığa kadar da şimdi Merkür Akrep Burcu'nda ileri hareketli olacak. Ancak şimdi düzgün olduğu için, ileri hareketli olduğu için daha verimli bir pozisyonda. Ee, özellikle karşınızdaki kişilerle ilişki dinamiklerinizde daha fazla bir e, bağlantı olabilir. Konuşmaların, görüşmelerin e, e, o öne çıktığı bir dönem. E, her türlü yazışma... E, hizmet aldığınız konular belki bu anlamda işbirlikleri ortaklıklar birazdan Merkür'ün e, desteği altında olacak. Eşinizle partnerinizle herhangi bir konuyu daha rahat konuşabilir görüşebilir bazı karar aşamalarına da gidebilirsiniz. Ve bu hafta 14 Kasım'dan itibaren artık e, Mars retrosu da tamamlanıyor. 10 Eylül'den bu yana bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da tesirini hissettiğimiz Mars'ın geri hareketi bitecek. 14 Kasım'dan itibaren Mars 6 Ocağa kadar Koç burcunda ilerleyecek. 12. evinizde olacak. Evet Mars hala daha güçlü bir şekilde 12. evinizde ama retronun tamamlanması birçok noktada gerek sağlık konuları olsun, gerek iş hayatınızın detayları olsun. Belki aksiyon almakta ya da inisiyatif almakta, harekete geçmekte işleri biraz daha hızlandırabilir, kolaylaştırabilir. Ancak yine de bu dönemde e, rakiplere, gizli düşmanlıklara biraz dikkat edelim. Sağlığımıza yine gereken özeni göstermeye devam edelim. Ve hafta sonu 15 Kasım'da e, 15 Kasım'da 23 derece Akrep Burcu'nda çok güçlü bir yeni ay doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni başlangıçlar demek. Ve 15 Kasım'dan itibaren özellikle devam edecek olan 2 haftalık süreç içerisinde ilişkileriniz adına çok önemli ve verimli bir dönem başlıyor. Mars'ın düzelmesi, Merkür'ün artık Yine Akrep Burcunda ileri hareketli olması ilişkilerinizle ilgili güzel yapıcı olumlu adımlar atabileceğiniz bir süreç. Evlilik gibi konularınızı daha rahat artık hayata geçirebilir, karar alabilir, tekliflerde bulunabilir ve veya süre gelen konuları değerlendirebilirsiniz. Evlenebilirsiniz, imza atabilirsiniz. Yasal anlaşmalar, sözleşmeler, bunlar işbirlikleri, ortaklıkları olabilir. Hizmet aldığınız alanlarda da. Bu hizmetlerin de resmi bazı adımlarını atmanız yine e, imzaların, sözleşmelerin gündemde olması mümkün. Sosyal hayatta da daha fazla dikkat çekebileceğiniz, önemli destekler alabileceğiniz, e, uzun vadeli büyük planlarınıza odaklanıp gerekli adımları atabileceğiniz ve güzel kapılarında size açılabileceği yılın en verimli yeni aylarından biri doğuyor. Sevgili boğalar bu güzel dönemi değerlendirmeye çalışalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.